Kazanım kavramı testi 7. Trigonometri 2. Bu videomuzda trigonometri konusuna ait MEP kazanım testinin çözümlerini gerçekleştireceğiz. Birinci soru. Tanjant 35 derece eşittir x olduğuna göre tanjant 20 derecenin x türünden eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Verilenlere baktığımızda birisi 35 derecede bir tanjant, sorulan ise 20 derecede bir tanjant. Bu yarım açı formülü sorusudur. Bizden şunu görmemizi bekler. Bunlardan birisini çevirdiğimizde açılar arasında iki kat ilişkisini görmemiz lazım. 35 dereceyi çevirecek olursak 90'dan çıkarttığımızda 35'i 55 derece eder ki kotanjant 55 hala iki kat ilişkisi yok. Buradaki tanjant 20'yi 90 dereceden çıkarttığımızda 20 dereceyi 90'dan çıkarttığımızda 70 derecede bu kotanjant 70'e eşittir ki iki kat ilişkisi geldi. Bize tanjant 20'nin x türünden eşitini soruyordu. Tanjant 20 derece kotanjant 70 dereceye eşittir ve açılar arasında iki kat ilişkisi geldi. Kotanjant 70'in yarım açı formülünü uygulamalıyız. Kotanjant 70 derece 1 bölü tanjant 70 dereceye eşittir. Tanjant yarım açı formülünü bir hatırlayalım. Kotanjant için formül bilmemize gerek yoktur. Tanjantın yarım açı formülü kullanılır ters çevrilerek. Tanjant 2x, 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Yarım açı formüllerinde 3 tane formülü bilmemiz gerekir. Birincisi sinüs 2x'in yarım açı formülü. İkincisi cos 2x'in yarım açı formülü. Üçüncüsü de tan 2x'in yarım açı formülüdür. Tan 2x'i cot 2x de içinde kullanırız. Buradaki tanjant 70 derece yerine 1 bölü 2 tanjant 35 derece bölü 1 eksi tan kare 35 derece. Ters çevirirsek bunu 1 eksi tan kare 35 bölü 2 tan 35'e ulaşırız. Tanjant 35 derece yerine x'i yazacak olursak 1 eksi x kare bölü 2x'e ulaşırız. Cevap B şıkkı. Bu şekilde açılar arasında ilişki gözükmüyorken bunu 90'a tamamlayıp çevirip iki kat ilişkisi yakalayacağımız durum var mı yok mu bakmalıyız. Varsa o yarım açı formülü sorusudur. İkinci sorumuza geçelim. Sin 4x eksi cos 4x çarpı 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Şurada zaten formülümüz var. Şu tan 2x'e eşittir. Demek ki 2x ile ilgili bir şeyler gelecek. Şuraya tan 2x yazalım bir. Şuradakini de açalım. Sinüs üzeri 4. Sin 4x eksi cos 4x'i 2 kare farkıyla açarız. Sin kare x artı cos kare x çarpı sin kare x eksi cos kare x. Sin kare x artı cos kare x 1 eder. Dolayısıyla sin üzeri 4x eksi cos üzeri 4x ifadesi sin kare x eksi cos kare x'e eşittir. Bunu gördüğümüzde de kosinüsün yarım açı formülü aklımıza gelmeli. Cos 2x'in açılımını bir hatırlayalım. Cos kare x eksi sin kare x. Burada terslik olduğunun farkında olun. Veya 2 cos kare x eksi 1. Veya 1 eksi 2 sin kare x formüllerinden biri kullanılır cos 2x'in açılımında. 3 açılımı da iyi bilmeliyiz. Buradaki cos kare x eksi sin kare x cos 2x'in açılımıdır. Bu ters olduğuna göre bunu eksi parantezine aldığımızda bu gelecek. Yani bu eksi cos 2x'tir. Şurasının da eksi cos 2x olduğunu anladık. Tanjant 2x yerine sin 2x bölü cos 2x yazacak olursak eksi cos 2x çarpı sin 2x bölü cos 2x. Bunlar birbirini götürdü. Eksi sin
2x olarak cevabı bulduk. E şıkkı. Oldukça güzel bir yarım açı formülü ile kurgulanmış soruydu. Üçüncü sorumuza geçelim. Sin 48 derece bölü sin 16 derece eksi sin 42 derece bölü kos 16 derece. Bu şekildeki bir soruda yapabileceğimiz tek şey paydaları eşitlemek. Kos 16 derece ile bunu. Sin 16 derece ile de bunu eşitleyelim. Yukarısı sin 48 derece çarpı kos 16 derece eksi sin 16 derece çarpı sin 42 derece bölü aşağısı sin 16 derece çarpı kos 16 derece. Devamını farklı bir renkle gidelim. Şimdi yukarıda toplam fark formülü çıkacaktı neredeyse. Bu 48, bu 16, bu 16. Bunu 48'e çevirebiliriz. 90'dan 42'yi çıkartınca 48 oluyor. Yani buradaki sin 42 yerine istersek cos 48 derece yazabiliriz. Burada da sinüsün fark açılımı geldi. Sinüs x eksi y şu şekilde açılır. Sin x çarpı cos y eksi sin y çarpı cos x. İşte bu x 48, y 16. Yani yukarısı sin 48 derece eksi 16 derece bölü. Aşağıda da sinüsün yarım açı formülü var. Sin 2x 2 sin x çarpı cos x'e eşittir. Sadece sin x cos x'i verirse bu 2 bunun altına bölü olarak gelir. Yani bunun başında 2 olmadığı için 2 olsaydı direkt sin 32 diyecektik buna. Fakat başında ikisi olmadığı için sin 32 bölü 2 derece bölü 2. Yukarısı da 48'den 16'yı çıkartırsak sin 32 eder. Sin 32 derece çarpı şunu ters çevirirsek 2 bölü sin 32 derece diye. Bunlar birbirini götürür ve sonucu 2 olarak buluruz. Çok güzel bir yarım açıyla toplam fark formülünün birleştirildiği soruydu. Her sene için üniversite sınavında bu tip bir sorunun gelmesi beklenmelidir. Yani en azından bu soruya hazır biçimde sınava girilmelidir. Dördüncü sorumuza geldik. Tanjant 6 derece eşittir x olduğuna göre kosinüs 6 derece çarpı kosinüs 12 derece çarpı kosinüs 24 derece çarpı kos 48 derece ifadesinin eşiti aşağıdakilerden hangisidir? Tanjant 6 derecenin bize x olduğu söylenirse hemen buna ait bir dik üçgen çizmeliyiz. 6 derecelik. 6 derece diyelim buraya. Burası x, burası 1. Karşı bölü komşu x vermiş. Burası da kök içinde x kare artı 1. Bu bir beklesin. Kos, 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 kos yan yana çarpım durumunda açılar da iki kat artarak gidiyorsa bunu bir sinle çarpıp sine bölmeliyiz. Çarpacağımız sin de şu olacak. En küçüğünün aynı açısındaki sinle. Sinüsün yarım açı formülü ile ilgilidir. Sinüs 6 ile çarpıp bütün ifadeyi sinüs 6'ya bölüyoruz. Bir şeyi aynı şeyle çarpıp ona bölersem hiçbir şey değişmez. Buradaki sin 6 ile kos 6'nın çarpımı başında 2 olmadığı için 2 olsaydı sin 12 derece olurdu. 2 olmadığı için sin 12 derece bölü 2 oldu. Sin 12 derece bölü 2 çarpı kalanları yazalım. Kos 12, kos 24, kos 48 bölü sin 6. Şimdi devamını daha seri biçimde halledeceğim. Sin 12 ile kos 12'nin çarpımı başında 2 olsaydı sin 24 ederdi. Başında 2 olmadığı için burası sin 24 bölü 2 der. Bir de burada var. Sin 24 bölü 4 burası. Sin 24 bölü 4.
Sin 24 ile cos 24'ün çarpımı başında 2 olsaydı sin 48 ederdi. Başında 2 olmadığı için sin 48 bölü 2. Bir de burada 4 var. Sin 48 bölü 8 burası. Sin 48 bölü 8. Sin 48 ile cos 48'in çarpımı başında 2 olsaydı sin 96 ederdi. Başında 2 olmadığı için sin 96 bölü 2 eder. Bir de altta 8 olduğu için sin 96 bölü 16. Buradaki sin 96, şunu bir yazalım. Ondan sonraki hamlemizi düşünmeye başlayacağız. Bölü sin 6 derece. Biz 6 derecenin değerini biliyoruz. Bunu 90 artı 6 deyip çevirimi uğratacağız. 90 artı 6. 90'la çevirim yaptığımız için sinüs kosinüse dönüşecek. Kosinüs 6 derece. Sinüs ikinci bölgede pozitif olduğu için işareti artı. Bölü 16 çarpı şunu da ters çevirirsek 1 bölü sin 6. Bu ikisi kotanjant 6 derece eder. Kotanjant 6 derece bölü 16 olarak sonuca ulaştık. Kotanjant 6 komşu bölü karşıdan 1 bölü x'tir. 1 bölü x yazarsak şunun yerine 1 bölü x bölü 16. O da ters çevirdiğimizde 1 bölü 16 x olur. Oldukça güzel ve sınava girilirken hazır olunması gereken bir sorudur. Cos, 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 cos iki katına çıkarak ilerliyorsa en küçük kosunun aynı açısındaki sinüsle çarpıp yarım açıyla bu soruyu bu şekilde devam ettiririz. Çok klasik bir yarım açı formülüdür ve iyi bilinmesi gerekir. Sınavda geldiğinde epey can yakar hazır olmayan kişiler için. Beşinci sorumuza geldik. Sin 20 derece artı cos 20 derece çarpı tanjant 50 derece ifadesinin eşit aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi buradaki tanjant 50 derece çok anlamlı değil ama şunu kotanjant 40'a çevirirsek belki daha anlamlı bir şey gelebilir. Enteresan bir soru. Bakalım neler gelecek. Kosinüs 20 derece. Şunun yerine de kotanjant 40 yazalım 90'dan çıkartarak. Kotanjant 40 yazarsak bunun açılımını uygulayacak olursak yarım açı kotanjant 40 derece 1 bölü tanjant 40 derecedir. Şurada açılımını yapmıştık biraz. Şunu yukarı çekince göreceğiz. Şurada tanjant 2x'in açılımı. Tanjant 40 da 1 bölü 2 tan 20 bölü 1 eksi tan kare 20. Ters döndürünce 1 eksi tan kare 20 derece bölü 2 tan 20 derece olur. Bakalım yazalım inşallah bir şeyler gelir. Sin 20 derece artı cos 20 ile bunu çarpıyoruz. Cos 20 derece çarpı şu bölümü silsek mi farklı bir renge geçelim. İyice karıştı ortalık. Şurası 1 eksi tan kare 20 bölü şunun yerine de 2 sin 20 bölü cos 20 yazalım. Şurada da bir ters çevirmeler falan kullanılacağız. Şurayı silelim. Bu işin gidişatı yer istiyor gibi. Ya da daha kısa bir şey vardı. Ben şu an görmedim. Bu yoldan gidiyorum. O da mümkün. Bir bakalım şuna. Daha kısa bir şey olabilir mi? Pek olası gözükmüyor. Sin 20 artı cos 20 derece çarpı şunun yerine tan kare 20 yerine sin kare 20 yazalım. 1 eksi sin kare 20 bölü cos kare 20 bu böyle parantez içinde olsun çarpı şu alttakini de ters çevirelim. Cos 20 bölü 2 sin
Gitsin 20 derece. Şunu da ters çevirdik. Herhangi bir beni götüren bir şey yok. Şurada payda eşitlersek. Sin. Şurada da payda eşitleyelim. Şu 2 sin 20 ile şurayı çarpalım. 2 sin kare 20. Bütün paydayı eşitledim. Burada 2 sin 20 vardı. Şu tarafla çarptım onu. Buraya geldiğimizde cos 20 ile cos 20'yi çarptım. Cos kare 20 derece. Şurası cos kare 20 derece eksi sin kare 20 derece. 20 derece. Yalnız bunun altında bölü. Şu çizgi çok erken geldi. Bölü cos kare 20 var. Bölü en aşağıda 2 sin 20 var. Buradaki cos kare 20 ile cos kare 20 birbirini götürdü. Sanki bir şeyler gelecek gibi. Cos kare 40, cos kare 20 derece eksi sin kare 20 derece kaldı. Buradan yukarıdaki işlemlere devam edecek olursak, 2 sin kare 20'den bir tane sin kare 20 çıkartırsak bir tane sin kare 20 kalır. Sin kare 20 derece artı cos kare 20 derece kaldı yukarıda bölü 2 sin 20 derece. Aynı açıda sinle kosinüsün toplamı 1 eder. 1 bölü 2 sin 1 bölü sin 20 derecede kosekant 20 derecedir. 1 bölü 2 kosekant 20 derece. Kosekant 20 derece bölü 2'dir. Gittiğimiz yolda bir arıza yokmuş. Belki daha kısa bir yol olabilir diye bir an için tereddüt ettim. Burada 20 derece, 20 derece bunu kotanjant 40'a çevirdik. Yaptığımız işlemleri anlatalım. Yer biraz dar olduğu için yazarken birbirine karıştı gibi oldu ama çok takılmamak lazım onu. Kotanjant 40 yerine yarım açısından gerekli ifadeyi yazdım. Şurada yazdık onu. Kotanjant 40 yerine yazdık. Onu ters çevirdik ve hepsini sin kosa çevirdik oradaki bütün ifadeleri de. Sin kosa çevirip paydaları falan eşitlediğimizde, birbirini götüreceklerini de götürdüğümüzde bu bizi bu noktaya taşıdı. İşlemleri sakin sakin kalemi elinize alıp kendiniz de bir yapmalısınız. Matematik izleyerek öğrenilmez. Matematik kalemi eline alıp o işlemleri yaparak öğrenilir. İzleyip de çok iyi yapacağını düşünenler kalemi eline aldığında çok net takılırlar. Şimdi buradaki bu sorumuz oldukça kaliteli ve zor bir soruydu. Sınavda geldiğinde ciddi anlamda çok can yakar bu soru. Yani yapılanlara bakınca ne kadar kolay. Önemli olan sizin bunları görüp yapmayı başarabilmeniz. Hem görmek gerekir, hem düşünmek gerekir, hem de işlemi yapabilmek gerekir. Değişkeni fazladır. Devam edelim. 6. sorumuza. ABC ikizkenar üçgeninde AB eşit AC'dir. Burası ile burası eşitmiş. BD diktir. AC görüyoruz. Sin DBC 1 bölü 4. DBC'nin sinüsü 1 bölü 4'müş. Yani buraya K dersek burası 4K'dır. Olduğuna göre kosinüs BAC kaç derecedir? BAC'nin kosinüsü. Buradaki açının kosinüsü bize soruluyor. Burası 4K, burası K ise K'lı giderek de çözebiliriz soruyu da K'lı yormayalım şimdi kendimizi. Şuna 4 ve 1 olalım. Çünkü sadece bir oransal şeyin peşindeyiz. En doğrusu 4K'ya K üzerinden gitmek. 4'e 1 alalım. Burası 16'dan 1 çıkarttık. Kök 15. Şuraya x dersek, burası neyse bu taraf onunla aynı olduğu için x artı 1. Bunun karesi, bunun karesi, bunun karesini vereceğinden dolayı x'in ne olduğunu bulacağız. X kare artı kök 15'in karesi 15 eşittir. X artı 1'in karesi x kare artı 2x artı 1. Karşılıklı x kareler birbirini götürdü. Biri de diğer tarafa atarsak x eşittir buradan 7. Buranın 7, buranın
8 olduğunu bulmuş olduk. Kosinüs BAC, buradaki dik üçgene baktığımızda komşu 7, hipotenüs 8. 7 bölü 8. Bunun cevabı 7 bölü 8 olur. Oldukça güzel ve kaliteli bir soruydu bu. Hem Pisagor kullandırttı, hem de trigonometri bilgilerini kullandırttı. Yedinci sorumuza geçelim. X eşittir pi bölü 12 olmak üzere sinx artı cosx ifadesinin de eşitlik açtır demiş. Pi'nin 180 olduğunu biliyoruz. 180 bölü 12'den x'in 15 derece olduğunu anladık. Yazalım şuraya. Sinüs 15 derece artı kosinüs 15 derecenin karesini arıyoruz. Alalım karesini. Sin kare 15 derece artı 2 sin 15 derece çarpı kos 15 derece artı kos kare 15 derece. Sin kare 15 ile kos kare 15'in toplamı 1 eder. Aynı açıda sinüs ve kosinüsün kareleri toplamı 1'dir. 2 sin 15 kos 15'i gördüğümüzde de sinüs 2x açılımı aklımıza gelmeli. 2 sin x kos x. 2 sin 15 kos 15'i gördüğümüzde sinüs 30'un açılımıdır bu. Sinüs 30 dereceyi böyle açarız. Sinüs 30 derecede 1 bölü 2'ye eşittir. 1 artı 1 bölü 2'den sorumuzun cevabı 3 bölü 2'dir. Oldukça basit ve güzel bir soruydu bu. 8. sorumuza geçelim. Sin 20 derece çarpı kos 20 derece bölü 1 eksi 2 sin kare 25 ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? Sin 20 kos 20'nin yerine sin 40 derece yazabiliriz. Fakat başında ikisi yok bunun. 2 olsaydı sin 40'tı. 2 olmadığına göre bölü 2 yazacağız sin 40 derecenin altına da. Bölü 1 eksi 2 sin kare 25. Bu da kosinüs yarım açıdan gelir. Kosinüs 50 derece. Kos kare 25 derece eksi sin kare 25 derece olarak açılabilir. Bunu görmeniz lazım. 2 kos kare 25 derece eksi 1 olarak açılabilir veya 1 eksi 2 sin kare 25 derece olarak açılabilir. Burada da 1 eksi 2 sin kare 25 dereceyi gördüğümüzde bu kos 50 derecenin açılımı diyebilmeliyiz. Devam edecek olursak sin 40 bölü 2 çarpı kos 50 yerine 90'dan çıkarttığımızda istediğimiz zaman sin 40 yazabiliriz. 1 bölü sin 40 derece oldu. Kos 50 yerine sin 40 yazdık. Sin 40'lar birbirini götürdü. Cevabımız 1 bölü 2'dir. Yine oldukça basit ve güzel bir yarım açı formülü sorusuydu. 9. soruya geldik. 10x pi olmak üzere. Bu şekilde bir laf gördüğümüzde derhal şunu da yazmalıyız. 5x eşittir. Bu 180 derece ise 90 derecedir. Dönüşüm kullanmak falan gerekebilir diye bunu yazıyoruz. Cos x, cos 2x, cos 4x bölü 1 eksi sin kare x işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisine eşittir? Cos açılar iki katına çıkarak gidiyorsa bunu sin x ile çarpıp sin x'e bölmeliyiz. Geride de bir tane benzerini yapmıştık hatırlayacağınız üzere. Sin x ile cos x'in çarpımı sin 2x bölü 2. Şunu üzerinde tek hamlede bitirelim. Şu aşağıya bir sin x geldi. Burası sin 2x bölü 2. Burasıyla yaptığımızda sin 4x bölü 4. Burasıyla yaptığımızda da sin 8x bölü 8. Yukarısı sin 8x bölü 8 oldu. Bölü aşağıda ise sin x çarpı 1 eksi sin kare x var. 1 eksi sin kare x yerine cos kare x yazabiliriz. Buradaki 8x. 5x ile bir şey düşünmek çok mantıklı değil. 10x ile baktığımızda ise şu 8x yerine pi eksi
pi 10x'tir. Pi eksi 2x yazabiliriz. Ve onunla dönüşüme uğratırsak sin 2x gelir ki yarım açı formülleriyle bir yerlere ulaşabiliriz. Sin pi eksi 2x'i dönüşüme uğratırsak sinüs sinüs olarak kalır. 180 dereceyle dönüşüm yapıyoruz. Sinüs 2x bölü 8 çarpı şunlar 1 bölü sin x çarpı cos kare x'tir. Sin 2x yerine 2 sin x cos x açı yazarız yarım açı formülü sayesinde. Sin x ile sin x gitti. Cos x ile buradaki cos x'in bir tanesi gitti ve cos x kaldı. Burası 8'di. 8 ile 2 gitti. 4 kaldı. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü cos x kaldı. 1 bölü cos x secant x'tir. Sonucumuz secant x bölü 4. Yine oldukça kaliteli ve çok zor bir soruydu. Birçok kişinin gelip takılacağı nokta neredeyse şurasıdır. 8x'i gördüğünde bunu pi eksi 2x yazıp buradan gelecek ifadenin alttakilerle sadeleştirme üreteceğini görmek gerekir. Ve yine cos açılar iki katına çıkarak gitti. Sin x ile çarptık, sin x'e böldük, bu şekilde başladık. Burası sin x cos x sin 2x bölü 2. Sin 2x bölü 2 cos 2x sin 4x bölü 4 sin 8x bölü 8 böyle gitti. İki tane bu testin içine bundan soru koymaları bir ikaz gibi düşünülmeli. Bu senenin sınavında böyle bir soru gelebilir. Bu tarz bazen açıklanan şeylerin içinde gelecek sınav sorularına dair ipuçları verilir. Yani bu sınavı hazırlayan da dönüp web kazanım testlerinde neler yazılmış diye bakabilir. Oradan ilham alabilir. Yani bunlar hep olası şeyler. Bu nedenle bu tarz testlerin içindeki özellikle MEB'in açıkladığı ÖSYM'nin geçmiş yılların sınav soruları hep bizim için ipuçlarıdır. Sınavda gelecek sorular için. Birçok öğrenci test kitaplarına gömülür. Kafasız kafasız adamların kafasızca konulara bakışlarını yansıtan sorularla çok zor sorular, çözülmesi inanılmaz derecede uğraştırıcı sorular sizi geliştiren sorular değildir. Bazı grup öğrenci hep zor soru peşinde koşar. Kendilerine çok büyük kötülük yaparlar. Sınav çalışmalarında temel fikirler, temel soruları içeren ve bu sınavı yapacak kişinin bizi yaptığı yönlendirmelerdir. Yani sınavı yapacak eğitimi veren MEB'in açıkladıklarına bakmadan, bunları çözmeden, başka şeylerin sürekli çözümüyle uğraşmak doğru hareketler değil. 10. sorumuza gelelim. X dar açı olmak üzere. Tanjant 2x eşittir 8 bölü 15'tir. Buna göre tanjant x kaçtır? Tanjant 2x'in yarım açı formülünü uygulayacağız. Tanjant 2x'in çok açık gözüküyor zaten. 2 tan x bölü 1 eksi tan kare x'tir. Bunun sonucunun 8 bölü 15 olduğunu biliyoruz. İçler dışlar yaparsak 30 tanjant x eşittir. 8 eksi 8 tan kare x. Hepsini aynı tarafa toplarsak 8 tan kare x eksi artı 30 tanjant x eksi 8 eşittir 0. Bir 2'ye bölelim şunu. 4 tan kare x artı 15 tan x eksi 4 eşittir 0. Bunu 4 tan x tan x diye çarpanla ayırırız. Burayı da 4'e eksi 1 diye. Çapraz çarpıp topladığımızda 16 tan x eksi tan x 15 tan x'i verdi. Buradan çarpanlarına ayrılmış şekli 4 tanjant x eksi 1 çarpı tanjant x artı 4 eşittir 0. Tanjant x 4 tan x eksi 1'i 0 eşitlersek tanjant x buradan 1 bölü 4 gelir. Bir de buradan tanjant x artı 4'ü 0'a eşitlersek tanjant x eksi 4 gelir.
Fakat ikisi daraç olduğunu niye belirttiğini anlayın. Daraçı da tanjant sonucu negatif çıkmaz. Tanjant x'in 1 bölü 4 olduğunu anlatmaya çalışıyor. Trigonometride yarım açı için en klasik sorulardan birisidir. Tanjant 2x'in değerini verip tanjant x'in değerini isterse hemen bu açılımı yapıp bir ikinci derece denklem çözeceğiz ve verilen açı aralığından da hangisi iki tane çıkacak, hangisi olduğunu anlayacağız. 11. sorumuza geçelim. 1 eksi tan 2x, 1 artı tan 2x eşittir 6 tan 2x olduğuna göre kotanjant 4x kaçtır? Kotanjant 4x'in bir açılımını yazalım biz. Buradakiler 2x, 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 bu 4x. Yarım açıya düşüreceğiz. 1 bölü tanjant 4x olur. Tanjant 4x de 2 tan 2x bölü 1 eksi tan kare 2x'tir. Ters döner bu. 1 eksi tan kare 2x bölü 2 tan 2x. Kot 4x buna eşit. Şimdi soruda çarpmaya başlayalım. 1 eksi tan 2x ile 1 artı tan 2x'i çarparsak burası 1 eksi tan kare 2x olur. Kot 4x'in açılımında bulunan bir şey geldi. Karşı tarafta da 6 tan 2x var. Altında da 2 tan 2x var bu kot 4x'in. Şunu 3 çarpı 2 tan 2x diye düşünür. Ve bu da 2 tan 2x'i bu tarafa bölü olarak geçirirsek 1 eksi tan kare 2x bölü 2 tan 2x eşittir 3 kalır. Burasının da şuradan görüyoruz zaten kot 4x olduğunu anladık. Çok kaliteli bir soruydu. Yarım açı bakımından ve sınavda böyle bir şey karşımıza gelebilir der. Yani buna çok net hazır olmalıyız. Yani bu şekilde kod 4x'i de bir formülünü açalım. Bunları çarpalım. Sonra bu formülü nasıl elde edebiliriz bunlardan düşünelim. 12. ve son sorumuza geldik. Bu bir klasiktir. Kosinüsün yanında bir olan durumlar. 1 artı cos 2x veya 1 eksi cos 2x gibi kosinüsün yanında bir bulunan durumlar sınavlarda en çok çıkmış yarım açılardan birisidir. Bu testte çok fazla buna yüklenmemişler ama geçmiş yıllarda çok fazla çıkmış sorusu vardır. Bu 1'i yok edecek kosinüsün açılımı yapılır. Burada da onu görüyoruz şimdi. 1 artı cos 2x'i gördüğümüz an bir soruda bu kosinüsün yarım açı formülü kullanılacak bir soru. Neyse sorumuzu bir okuyalım. 0, x 90, x açımız 0 ile 90 arasında. 1 artı kök içinde 1 artı cos 2x bölü sin 2x eşittir 3 olduğuna göre cos 2x kaçtır diye sormuş bize. Şimdi şu 1'i yok edecek açılımını yazalım cos 2x'in. 1 artı cos 2x'in 2 cos kare x eksi 1 açılımı buraya gelmelidir. Biri yok eden budur. Bölü aşağıdakini de yarım açıyla indirelim. Çünkü buradaki açıyı yarıya düşürdük. Aşağıdakini de düşürmek lazım. Sin 2x de 2 sin x cos x'tir. Eşittir bunun sonucu 3'müş. Buradaki birler gitti. Burası 2 cos kare x kaldı. 2 kök 2 diye çıkar. Cos kare x ise mutlak değer içinde dışarıya çıkacak. Burada verilen bölgeye göre onu dışarıya çıkartacağız. Bu cos kare x'i direkt kökten dışarıya cos x diye çıkartmayalım. Mutlak değer içinde o. Buradan da birçok kişi hata yapmaktadır soru çözerken. Aşağıda da 2 sin x cos x'imiz var. X açısı 0 ile 90 arasında olduğu için birinci bölgede. Kosinüs birinci bölgede pozitif olduğu için bu mutlak değerden dışarıya olduğu gibi çıkartılır. Cos x diye çıktı bu. Cos x ile de buradaki cos x gitti. Eşittir sonucumuz 3. Bu 2 ile diğer tarafı çarparsak ya da şöyle içler dışlar yapalım. Kök 2 eşittir. 6 sin x. 6'yı bu tarafa geçirirsek sin x eşittir. Kök 2 bölü 6. Sin x'in kök 2 bölü 6 olduğunu bulduk. Bize cos 2x sorulmuş. Cos 2x'in sadece sin içeren yarım açı
eşitini yazalım. 1 eksi 2 sin kare x. Bakın burada cos 2x'in 1'i yok eden yarım açısını yazdık. Burada da cos 2x'in sadece sin içerenini yazıyorum. Çünkü sin var elimde. Eğer ki cos içeren yazacak olsam bunun üçgenini çizmek zorunda kalırdım. Yani onları yazarsam çözemeyiz diye bir şey yok. Oradan da çözebiliriz. Kök 2 bölü 6'yı getirip buraya koyarsak 1 eksi 2 çarpı kök 2 bölü 6'nın karesi. 1 eksi 2 çarpı kök 2 bölü 6'nın karesi 2 bölü 36 olur. Şu 9 kaldı burada. 1 eksi 1 bölü 9'dan 8 bölü 9 olarak sonucu buluruz. Yine çok kaliteli bir yarım açı formülü sorusuydu. Bu testteki sorulardan bir tanesi sınavda gelme potansiyeli çok yüksek sorudur diyebiliriz. Üniversite sınavında trigonometriden toplam fark ve yarım açı sorusu mutlaka sınav içinde bulunur. Bu ikisi en değer verilen bölümlerdir. Bu şekilde bu videomuzu burada noktalıyoruz.